Şimdi Zeytin Dalı harekatına tepki göstererek halkı sokağa çıkaran HDP'ler hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon sonrası Diyarbakır, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı adreslerde savcılıklar harekete geçti. Harekatı protesto edenler de gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütünün propagandasını yapma, provokatif eylem çağrıları, Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları işte bu gerekçelerle mercek altında. Ezer geçeriz bu böyle bilinsin. Harekatı işgal girişimi olarak nitelendirerek halkı sokağa çağıran skandal paylaşımlar nedeniyle HDP'liler hakkında da soruşturma başlatıldı. O isimler arasında HDP sözcüsü Ayhan Bilgen ve eş genel başkan yardımcısı Nadir Yıldırım da var. HDP milletvekili Alican Öncü de işte bu fotoğrafı paylaştı hesabından. Yaralı çocuk fotoğrafının altına Türkçe ve İngilizce olarak skandal bir paylaşım yaptı. Türk devleti Afrin'e saldırıyor diye başlayan o paylaşıma soruşturma açıldı. İçişleri Bakanlığı hakkında soruşturma açılan 24 kişinin terör propagandası suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltıların 17'si Diyarbakır'da. İstanbul'da PKK-PYD propagandası yürüttüğü iddia edilen 18 şüpheli hakkında da yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada harekatla ilgili gerçeğe aykırı haber ve paylaşımların takip edildiği, gereğinin yapılacağı duyuruldu. Provokasyon amaçlı gösteri ve taşkınlık yapanlarla ilgili kolluk güçleri uyarıldı. Bedelini çok ağır öderler, bunu da böyle söylüyorum. Kadıköy'de Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto için eylem çağrısı yapan Barış Bloğu'nun toplanmasına izin verilmedi. Polisin sert müdahalesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Tamam.